oğlumuz genç bir evladımız şöyle bir eş arıyor kendine ben öyle başka şeylere katlanacak bir adam değilim benim aldığım eş evini mektep ve medrese olarak edinecek evinde hizmetini yapacak evde yapacağı o işlerin yanında çocuklarıma bakacak ben de onun nafakasını elimden geldiğince yapacağım. Böylelikle cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmiş olacağız. Böyle bir beklentiye girmeye hakkı var mı bir delikanlının? Var. Ama bu beklentiye giren bir delikanlı 4 sene, 5 sene medreselerde okumuş bir kıza gidip talip olursa iki kez düşünmek zorundadır. Onun evlilikten anladığı bu gitmiş Tıp fakültesinde okuyan bir kıza talip olmuş. Onun evlilikten anladığı bu gitmiş üniversitelerde okuyan bir kızımıza talip olmuş. Peki bu kıza bu kadar emek verilmiş, bu kadar bir şeyler söylenmiş, beklenilmiş. Bunca şeye rağmen sen kalkıp bu kızı eve hapsedersen o kıza daha yazık edersin. O kızın üzerinden harcanan ümmetin emeklerine de yazık etmiş olursun. Şimdi biz israf meselesini konuştuğumuz zaman hep aklımıza mal israfı geliyor. İsrafın malda olma bahsi önemli bir bahis ama inanın duygular israfı da en az mal kadar önemli bir şey. Heyecan israfı da en az onun kadar önemli bir şey. Zaman israfı da en az onun kadar önemli bir şey. O halde ne aradığını iyice tespit edeceksin ki ona göre bir eş arayasın aradığın eşte vasıfları iyice ortaya koyduğun zaman karşılıklı bu manada belli bir mutabakat olursa tamam ne ala ona göre adımı atarsın. Attığın o adımla da inşallah o manada o alanlarda sıkıntı yaşamazsın. Ama başka alanlarda yaşar mısın? Elbette ki başka alanlarda yine yaşamaya devam edersin. O işin ayrı bir boyut. Onun için hayatın alanlarında böyle bir denge